Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Dün bir günlük ara vermiştik. Bugün 13 Haziran Pazartesi genel tekrarlara devam ediyoruz bomba gibi. Sözcük türlerindeyiz. Sözcük türlerinin tamamını konuşacağız. O yüzden çok sağlam ve uzun soluklu video bizi bekliyor. Ama gereksiz bir konu anlatımı görmeyeceksiniz. Zaten sözcük türlerinin konu anlatımı kanalında fazlasıyla var. O zaman burada genel tekrara yakışır bir anlatım yapacağız. Yani şu başlıklar var ama şunu şöyle bil, bunu böyle bil, şu çok daha önemli gibi vurgularla gideceğiz. O zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Sınavda bir sözcüğün altı çizilir de türü sorulursa, bakın kökünün türü değil, kökünün türünü sorarsa isim ve fiil bakar geçersin. Bir sözcüğün altı çizilir de türü sorulursa isim mi, sıfat mı, zamir mi, zarf mı, edat, bağlaç, ünleme, eylem mi, ona bakmalısın ama bu videoyu izlediğine değmeli demiştim. Daha çok arkadaşlar lütfen dikkat, sıfat ve zamir ikilisini hallederseniz, yani bu ikisini ayırt edebiliyorsanız altı çizili sözcükte tabii ki isme karar vermek daha kolay. Doğal olarak bu üçlü de çok sık gelir ama bu ikisini ayırt edebiliyorsanız o soruyu kolay kolay kaçırmazsınız. Ben şu ana kadar şöyle bir soru görmedim. İşte altını numaralı yapıp da bak böyle yapıyor adam. Diyor ki hangisi sözcük türü bakımından farklı. Edat zarf. Böyle bir soru yok arkadaşlar. Gelen soruların %100'üne yakını hep böyle sıfat zamir tarzı olmuş. Haberiniz olsun. Tamam. O yüzden sıfat ve zarf zamiri çok iyi bileceğiz. Ha, edat, bağlaç, ünlem vesaireden de tek başına soru gelebilir. Onlar zaten altın değerinde ama bu çoklu sorulara hazır olmakta fayda var. O zaman isim konusuyla başlıyoruz hocam. İsim dedik, ad dedik diğer adıyla. Neyi bileceğiz? Varlıklara verilişlerine göre. Özel isim, cins isim. Şimdi arkadaşlar Ahmet, Mehmet, özel. Gelmek, gitmek, koşmak fiil. Onun dışındaki her şey cins isim. Yani bilmeniz gereken bir şey burada yok. Tamam. Yani cins isim neydi hocam? Her şey cins isim. Yeryüzündeki her şey cins isim. İstisnasız. Hiç kafanda soru işareti kalmasın. Tekrar ediyorum. Ahmet, Mehmet, özel isim. Ha, bu hayvan isimleri olur. Kurum kuruluş adları olur. Olur da olur. Fark etmez. Bu değişebilir. Geriye kalan fiilleri zaten saymıyorsun. Gelmek, gitmek, koşmak, o zaten işimiz yok. Onun dışındaki her şey cins isim. Kağıt, masa, sıra, kalem. Geç Allah'ını seversen. Varlıkların niteliklerine göre diyor. Somut, soyut. Somut da arkadaşlar biliyorsunuz. Elle dokunduğumuz, gözle gördüğüm, elle dokunduğumuz da. Neyse yani duyu organlarımızın çalıştığı bu kadar. Tek tek gözle gördüğümüz, dilimizle tat. Bunlara gerek yok. Duyu organlarımız çalışıyorsa, somut çalışmıyorsa soyut diyeceğiz. Sayılarına göreye baktığımız zaman ise arkadaşlar. Tekil, çoğul, topluluk. Şimdi tekil zaten adet olarak tek adı üzerinde. Çoğul çok eyvallah ama topluluk ne hocam? Şimdi çoğul dediğimiz şey larlar eki almış hali. Topluluk ne hocam? Hadi bir daha soralım. Topluluk larlar eki almadan çokluk belirtiyor olması. Mesela halk dediğim zaman artık o bir topluluk adıdır. Çünkü larlar yok ama çokluk ifade ediyor. Ben bugün deste dersem mesela deste, o çok net bir topluluk adıdır. Çünkü larlar eki yok ama çokluk ifade ediyor. İsimlerde küçültme. Bunun üzerine şimdi duracağız. Tamlamalar. Bunun üzerine şimdi duracağız arkadaşlar. Tamam. Haydi çok güzel gidiyoruz. Bakın özel isim cepte. Cins isim cepte. Burada sıkıntımız yok arkadaşlar. Varlıkların niteliklerine göre de somut soyutla sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Ama şuna değinmek isterim. Bir sözcük cümleye göre tabii ki somut mu soyut mu karar verilmeli. Bak ölüm zamanı belirsiz bir kara trendir diyor. Ölümü ne yaptı arkadaşlar? Kara bir trene benzetti. Somut hale getirdi. Buna somutlaştırma diyoruz. Bu kafayla senin işin zor diyor. Bu kafayla derken bildiğimiz anlamda somut insanın kafası mı? Hayır. Bu anlayışla, bu gidişatla, bu çalışmayla demek istiyor. Yani burada da kafa soyut olmuş. Kısacası bize sınavda somut soyutla ilgili bir soru gelirse bir zahmet yani kitap, defter, sıra, masa kullanmayacaklar. Cümle içerisinde o sözcüğün durumuna bakmalısınız. Somut mu soyut mu? Tamam, bu da tamam. Varlıkların sayılarına göreydi konuştuk arkadaşlar. Tekiller cepte, çoğullar cepte. Bakın orman, düzine, deste, halk, sürü, ordu. Mesela ordular desem arkadaşlar ne olur? Ordular. Larlar olduğu için neye gider? Hemen çoğula gider. Tamam, aman dikkat. Top çoğu diyenler var buna ya da çoğu top. Hocam yani hem çoğul hem topluluk değil mi? Hayır. Köküyle möküyle işimiz yok. Larlar aldıysa her türlü çoğul. Almadı ve çokluk ifade ediyorsa her türlü topluluk. Yani ordular çoğula gider. Tamam, o anlama sıkıntınız yok. Bu da tamam. Çokluk ekinde arkadaşlar larlar eki örneklerini vermişiz. Cümle içerisinde bak bu da çok önemli. Demiştim ya genel tekrar yakışır bir şekilde gideceğiz. Ben genel bir özet yapacağım.
Konuları geçerken de tüm ayrıntıları görerek gideceğiz. Yani her şeye bakacağız kısacası. Bak ne demiş. Bir sözcük cümleye göre tekil çoğul ya da topluluk olabilir diyor. O adı ifade edebilir. Mesela sınıf güzel boyanmıştı derken sınıf tekildir. Bu çok basit. Sınıf beni dikkatle dinliyordu derken topluluk artık orada öğrencileri ifade ediyor. O da tamam. Sınıflar tek tek numaralandırılmıştı dersem. Lale leke olduğu için bariz bir çoğul isim olur. Yani bir sözcük cümle içerisinde tekil çoğul topluluk olabiliyormuş. Şimdi geldik konumuza hocam. İsimlerde küçültme. Çok çok önemli bir konudur. Cık cık, ımsı imsi, çağçe, cağız ve intrak ekleriyle yapılır. Anneciğim derken burada aslında küçültülen bir şey yoktur. Aa, burada şunu bilmek lazım. Bakın ne diyor. Küçültme ki sadece miktar olarak azlık belirtmez. Acıma, sevgi anlamında katabilir arkadaşlar. Bu lütfen cebinizde dursun. Tamam. Acıma, sevgi. Bak burada anneciğim derken bir sevgi var. Yine de küçültme kabul ediyoruz. Yeşilimsi. Tam yeşil değil. Biraz yeşil. Yani az. Küçüklük ifade eder. Büyükçe. Tam büyük değil. O kocaman büyük değil hocam. Büyükten biraz az. Çocukcağız diyor. Acıma var. Yine küçültme kabul ediyoruz. Sarımtırak derken intrak yine küçültme kabul ediyoruz. Altına bunu örneklemişim zaten. Kedicik derken cıkcık sevgi anlamı katıyor. Adamcağız derken acıma anlamı katıyor. Ve küçültme tabii ki kabul ediyoruz. İsimlerde küçültmede de sıkıntımız yok arkadaşlar. 5 tane ekle yapılıyor. Aman dikkat. İlla böyle küçücük ufacık demesi gerekmez. Şimdi bence geldik en önemli konulardan bir tanesine tamlamalara. Hadi tamlamalara güzelce ayrıntılı bir şekilde bakalım. Evet, geldik tamlamalara arkadaşlar. Tamlamalar dediğimiz zaman belirtili, yani B artı diyelim, belirtisiz, tamam. Bir de zit. Zit ne hocam? Zincirleme isim tamlaması arayacağız. Belirtili de biliyorsunuz tamlayan ve tamlanan iki olacak. Belirtisi de sadece tamlanan, yani ikinci kelimeyi kalacak. Zincirlemede ise iki tane iç içe geçmiş isim tamlaması istiyoruz en az. Hadi örnekler gelsin hocam. Belirtili isim tamlamasıyla başlıyoruz. Birkaç örneğe bakıp geçeceğim arkadaşlar. Mesela hangisine bakalım? Evet, düşüncenin gücü mesela. Nın tamlayan eki, ü tamlanan eki. Hem tamlayan hem tamlanan eki var. Belirtisiz isim tamlaması. Mesela boyacının fırçası. Nın sısi. Yazının gücü. Nın ü. Ya da çocuğun fikri. İn ı. Yani in ün ya da nın ün tamlayan eki olacak. İ ü ya da sısi susi tamlanan eki olacak. Tamlayan tamlanan. Tamam. Var mı soru işareti? Yok. Şimdi tamlamayla ilgili her şeyi öğrenmeye hazır mıyız hocam? Hadi başlayalım. Ne diyor? Tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Anlatılanlar başlangıcı ile uyumluydu romanın. Romanın başlangıcı bakın yer değiştirmiş. Tamlayan da tamlananla nitelenebilir. Serseri kaldırımların uysal taşları bakın dikkat. Hem tamlayan hem de tamlanan sıfat almış dikkat. Tamlanan düşebilir. Notlar onlarınmış. Onların notlarıymış demiyor da notlar onlarınmış diyor. Onların notları gibi düşünsek notları yani tamlanan düşmüş olacak. Bence yıldızlanacak bir maddedir. Kolay kolay hiçbir yerde göreceğiniz bir madde değil çünkü. Sınavda gelirse ciddi ters köşe yapar ama artık değil. Peki tamlayan düşebilir. Aklı bu sıralar bu aralar onda değildi. Onun aklı bak değil mi? Başındaki benim senin onun düşmüş. Tamlayan ya da tamlanan ortak olabilir. Bak babasının gömleği pantolonu. Babasının burası tamlayan gömleği pantolonu. Bu ikisi de tamlanan arkadaşlar. Yani şu babasının ifadesi tamlayan her ikisi için de ortak kullanılmış. Tamlayan ortak. Peki onun ve arkadaşlarının notları. Notları tamlanan, onun tamlayan, arkadaşlarının tamlayan. Burada da bir tane tamlanan ortak kullanmışlar. Burada bir taktiğimiz yok mu hocam? Var. Buna kocaman bir yıldız koyalım ki taktik iyice otursun. Hatta 3 yıldız koyalım. Bakın arkadaşlar hangisi çoksa, bakın tekrar ediyorum, tamlayan ya da tamlanandan hangisi çoksa o ortak kullanılmayandır. Yani hocam hadi bunu biraz daha anlaşılır hale getirelim. Hangisi bir tane ise o ortak kullanılandır. Ha bu daha doğru, daha güzel oldu. O da doğruydu ama bu daha net oldu. Şimdi babasının bak bir tane tamlayan gömleği, pantolonu vesairesi birden çok tamlanan. Ha o zaman tamlayan ortak. Bak onun ve arkadaşlarının iki tane tamlayan notları bir tane tamlanan. Tamlanan o zaman ortak. Tamam bir tanesi tek, diğerleri çoksa o tek olan ortak kullanılmış oluyor cepte kalsın. Tamlayan da tamlanan zamir olabilir. Bakın sizin eviniz. Onların çoğu bakın tamlayan da tamlanan da zamir burada. Derslerin bazıları burada tamlanan zamir. Sizin evinizde tamlayan zamir tamam. Benim senin onun bizim sizin onların gibi zamirlere ortak kullanılabilir. Dan'den eki tamlayan olabilir demiş güzel. Yani çocuklardan biri derken çocukların biri demek istiyor. Tamamdır hocam gayet net anladık. Yani ben dan'den yerine in getirebiliyorsam tamamdır. Orası bariz bir şekilde arkadaşlar tamlayan eki görevinde kullanılmış dan'den örneğidir. Rahatladık. Belirtisiz isim tamlaması. Hadi hocam devam edelim. Bu arada
Suyumuz da yanımızda arkadaşlar, onu da söyleyelim. Suyumuz da ufak ufak yudumla yudumlaya gideceğiz. Belirtisi de sadece tamların ekeği kalacak. Kelimesi kalacak. Yani ikinci kelimemize kalacak. Mesela ev sahibi derken işte burada ı-i var. Başka bir şey yok. Ya da okul yolu derken u-ü var. Yani okulum dese belirtili olacak. Evin dese belirtili olacak. Aman dikkat. Son dakika değişikliğinde hemen hatırlatalım. Sıfatlar başa gelecek arkadaşlar. Önceden başa gelmez. Ortada kullanılır diyorduk ama son dakika değişikliğimiz budur. Son dakika dedim artık bu yıl boyunca anlattığım bilgi nihayetinde. Eski belediye başkanı, yani belediye eski başkanı yanlış bir ifade. Eski belediye başkanı doğru. İnşaat yüksek mühendis değil, yüksek inşaat mühendisi doğru kabul ediliyor artık. Cebinizde lütfen kalsın hocam. Geldik zincirleme isim tamlamasına. En az iki tane isim tamlaması olacak. Yani en az üç isim. İkisi de aynı tanıma gider. Gelin ne demek istediğimi örnekler üzerinden bir anlamaya çalışalım. Roman karakterlerinin sonu. Şimdi roman karakterleri bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Karakterlerinin sonu belirtilidir. Doğal olarak iki tane isim tamlaması, bakın iç içe geçmiş, zincirleme isim tamlamasıdır. En az üç isim derken hocam neyi kastediyorsunuz? Roman isim, karakterleri isim, sonu isim. Üç tane isim var. Araya roman karakterlerinin inanılmaz sonu gibi sıfat girebilir. Ya da çok ilginç roman karakterlerinin çok bilmem ne sonu falan da diyebilir. Yani başına, ortasına, sonuna sıfat gelebilir. Bizi ilgilendiren şu sözcüklerin, yani üç tane ismin yer alıyor olması. Tamam, araya sıfat gelebilir. Devam. Ne diyor? Tamlama konusunun zorluğu. Tamlama konusu belirtisiz. Konusunun zorluğu belirtili gibi arkadaşlar. Tamam, ya da okulun müdürünün arabası. Belirtili belirtili de olabilir. İlla belirtisiz belirtili olması zorunlu değil. Ama %99 belirtisiz belirtili gelir eğer sorulursa. Genel görüntüsü bu çünkü. Daha tatlı duruyor çünkü. Yani okulun müdürünün arabası çok bariz değil mi? Sırıtıyor. Ama sınıf kapısının rengi derse çok da açıkçası sırıtmıyor. Peki doğal olarak belirtili belirtili olur, belirtisiz belirtili olur fark etmez. En az iki isim tamlaması zincirleme olması için yeterli. Var mı soru işareti? Yok. Geldik hocam sıfata. Demiştim sağlam gideceğiz. Adım adım gideceğiz diye. Şimdi sıfat dedik ama suyumuzu bir yudumlayalım hocam. Hastalığı da tam atmış değiliz. Ne zaman atacaksak artık. Evet. Sıfat konusundayız arkadaşlar. Diğer adı ön ad. Adın önüne gelme şartından dolayı bu ismi vermişler. Sıfatı ya niteleyecek biliyorsunuz ya da belirtecek noktasında bilmeniz gerekecek. Yani hocam sıfatlar ismin önüne gelecek, ismi ya belirtecek ya niteleyecek. Nitelemede pekiştirme sıfatı var alt başlık olarak. Ama belirtme sıfatında sayı, işaret, belgesiz, soru, sipsi göreceğiz. Sipsi. Sipsi diye bir çalgı var. Evet tamam, devam ediyorum. Çalgı ne be? Enstrüman. Evet tamam. Niteleme sıfatı ismin önüne gelecek, nasıl sorusuna cevap verecek. Gayet basit arkadaşlar. Nasıl isimler? Bilinmeyen isimler. Nasıl yer? Gidilesi yer. Nasıl sınıf? Dolu sınıf. Var mı soru işareti? Yok. İsme nasıl diye soruyorsak, cevap alıyorsak ona niteleme sıfatı diyeceğiz. Nitelemenin bir alt başlığı olarak pekiştirmeyi görebiliriz. Pekiştirmede de arkadaşlar ya MPRS kullanacaklar, işte bomboş, ıpıssız, ya da soru edatıyla, mımi ile de yapabilirler arkadaşlar. Mesela nasıl cadde? Ipıssız cadde. Bariz bir pekiştirme. Ya da nasıl bir anlatım? Güzel mi güzel? Yani hocam bazen mımi soru edatıyla bölünebilir o sözcükler. Kolay mı kolay? Zor mu zor? Ya da zop zor gibi. Yapayalnız gibi. Böyle de güçlendirilebilir. Nasıl sorusunun cevabıdır yine. Yani niteleme sıfatının sorusuyla aynıdır. Bize direkt olarak pekiştirme sıfatı var mıdır diye sorarlarsa bakarız. Bunları pekiştirme kabul ederiz hocam. Orada affetmeyiz. Geldik belirtme sıfatına. Belirtme sıfatında bir sürü başlık var arkadaşlar. Sayı, işaret, belgisiz ya da soru olabilir. Mesela kaç gün? İki gün. Sayı sıfatı. İşte hangi okul bu okul? İşaret sıfatı. Nasıl, hangi insanlar, nasıl insanlar? Bu duruma göre değişir de hangi daha doğru olur burada? Bazı insanlar. Ha burada belgisizlik ifade ediyor değil mi? Ya da kaç kişi? Bak sana soru da sorabilir. Soru sıfatı olarak da karşımıza gelebiliyormuş. Peki gelin isterseniz sayı sıfatını her şeyle bir konuşalım. Şimdi asıl, sıra, üleştirme ya da kesir sayı sıfatı olacak. Asıla kaç diye soracağız. Kaç kitap? 10 kitap. Bundan ibaret. Sıra sayı sıfatına kaçıncı diye soracağız. Kaçıncı sıra? 5. sıra. Fakat burada sıra sayı sıfatında ilk ve son sözcüklerinde sıra sayı sıfatı kabul edildiğini unutmayın. Yani illa sayı kullanılması zorunlu değilmiş. 3. 5. demek zorunda değilmiş. İlk ve son sözcükleri de sıra sayı sıfatı kabul ediliyormuş. Bu da lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Önemli bir ayrıntı. Kaçar diye sorarsak da üleştirme, yani paylaştırmayı hatırlayacağız. Burada da illa ikişer, üçer, dörder demesi gerekmez. Yarımşar, çifter örnekleri de yine üleştirmeye girer. Burada şu ayrıntıyı lütfen bilin. Arkadaşlar burası vallahi altın değerinde. Bak çok önemli burası. Lütfen dağılıyorsun bak. Olmaz. Toparlan, arkana yaslan, suyunu iç. Ben de bir suyumu içeyim hocam.
Evet. Hadi bismillah. Devam. Şimdi üreştirme sayı sıfatında arkadaşlar ikili kullanımları kabul etmiyoruz. Mesela üçer üçer geldiler. Kabul olmaz. Geldi fiilinin önüne gelmiş zaten. Fark etmez. Dörder dörder sıra taşıdılar. Bak bu da doğru değil. Dörder dörder sıra değil o. Sıra taşıma eyleminin dörder dörder ya da üçer üçer beşer beşer yapıldığını söylüyor. Yani hocam çift kullanımı kabul etmeyin arkadaşlar. Tek kullanılacak. İkişer. İşte dörder. Beşer bilmem ne, tamam tek kullanım, bunu lütfen unutmayınız. Peki keside baktığımız zamansa kaçta kaç ifadesini göreceksiniz? Kaçta kaç ihtimal? %1 ihtimal. Ya da yarım ekmek, çeyrek ekmek, tam ekmek gibi illa 1/4, 2/4, 3/5 gibi oran belirtmesi gerekmez. Zaman zaman yarım, tam, bütün, çeyrek vesairelerde fazlasıyla karşımıza gelir. Tekrar çeyrek, yarım, tam, bunun dışındakileri kabul etmeyin. Tamam, sadece çeyrek, yarım, tam örnekleri kesir için kabul ediliyor. Bunun dışında mesela... İşte 4'te 3 hissediyor ya, hissemin 4'te 3'ü derse onu da kabul etmiyoruz. Mutlaka ismin önünde olacak, tamam. Ve ek almayacak. Yani 3'te 1 bilmem ne. İşte bilmem neyin 3'te 1'i değil. Tamam. Hadi devam edelim. İşaret sıfatını zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hangi sorusunun cevabı? Hangi ev? Şuradaki ev. Burada sadece o sözcüğüne dikkat etmenizde fayda var demişim. Mesela o ev onlara ait. Hangi ev? O ev. Bu sıfat. Ama o virgül onlara ait. Ha burada zamir olarak kullanılmış. Tamam. Daha seri gideceğim arkadaşlar. Çünkü... Bizi bayağı zamir, zarf, edat, bağ, dünya kadar konu bekliyor. Çok böyle konu anlatıma dökmek istemiyorum. Saatler süren bir video sizi sıkar. Konu anlatımları var demiştim. Biraz daha seri, biraz daha nokta atış. Ya mesela öğle kelimesi önemli. Hangi saat? Öğle saat. Hangi sorusunun cevabıdır? İşaret sıfatı bundan ibaret. Belgisiz sıfat, belirsizlik ifade eden arkadaşlar. İşte bazı problemler. İşte kaç tane? Ne kadar? Hangisi? Bilmiyoruz. Veya hiçbir zaman. Bak hiçbir de çok iyidir. Benim favorim herdir arkadaşlar. Dikkat. Ben çok seviyorum beni çünkü... Görülmesi gerçekten zor. Cümle içerisinde sıkıntılı. Her yıl diyor işte. Her yıl da hangi yıl? Ne zaman? Kaç yılda bir? Ne zaman? Yani her yıl tamam da hangi dönemdeyiz? Hangi yıldayız? Bir belirsizlik ifade ediyor. Sayısal bir bilgi yok. Bütün dünya mesela. Bunun dışında şu uyarıda bulmuşuz. Tam ifadesi sayı sıfatıdır. Tüm ifadesi belgisiz sıfattır arkadaşlar. Cebinizde lütfen kalsın, tamam. Bu da çok önemlidir. Tüm belgisizdir. Tam sayı sıfatıdır. Kesir sayı sıfatı. Devam. Soru sıfatına baktığımız zamansa artık o bize soru soracak. Hep biz sorduk şimdiye kadar. Hangi sınıf diyecek, değil mi? Kaçıncı gol diyecek? Ne gün diyecek? Ha, burada ne sözcüğüne dikkat edeceğiz? Ne sözcüğü arkadaşlar? Sadece hangi anlamındaysa soru sıfatı olarak kullanılıyor. Bunu da unutmayınız. Yani hangi gün oluyor? Tamam. Bu kadar basit. Cevabının sıfatsa soru sıfatı olur, ayrıntısı da cepte kalsın. Ünvan sıfatıysa adın önüne ya da sonuna gelme ihtimaliyle, yani sıfat tanımının çok çok ötesinde bir şey. Mesela öğretmen Ayşe Hanım. Şimdi öğretmen burada ünvan sıfatıyken hanım da ünvan sıfatı. Yani normalde addan sonra sıfat gelmez ama ünvan sıfatlarını arkadaşlar mutlaka mutlaka adın önünde veya sonunda olma ihtimaliyle karşılayacağız. Cebinizde kalsın. Ünvan sıfatlarının büyük harfle başlayacağını, gelen ekine ayrılacağını da... Hatırlatmış olalım. Geldik adlaşma sıfatı arkadaşlar. Adlaşma sıfat dediğimiz şey şu. Bir sıfat var elimizde, eyvallah. Onu artık sıfat olma özelliğinden uzaklaştırıyoruz. İsme çeviriyoruz. Ne demek hocam bu, anlamadım. Hadi beraber bakalım. İhtiyar adamlar yoruldular. Klişe örnekleri cebinizde kalsın lütfen. Nasıl adam? İhtiyar adam. İhtiyar sıfat değil mi? Bariz niteleme sıfatı. Ama ben ne yapacağım? Şu adamı kaldıracağım. İhtiyarlar yoruldular. Ha, ne oldu artık? Ad oldu. Biz bunu nasıl anlayacağız hocam? Öncesinde bir şey olup olmadığını. Bunu şöyle anlayacaksınız arkadaşlar. Diyelim ki çocuklar sessiz kaldı. Çocuklar, çocuk bilmem ne, çocuk adam, hayır. Bunu ne yapamıyorsun? Bunu sıfat yapamıyorsun. E doğal olarak bu adlaç bir sıfat değil, değil mi? Ama mesela aç ne yemez, tok ne demez. Aç, aç insan. Ha tamam. Tok ne demez. Tok, tok insan. Ha tamam. Önüne herhangi bir şey getirip, genelde insan getiririz ama fark etmez. Elbise olur, eşya olur, başka bir şey olur. Önüne bir şey getirip de arkadaşlar aman dikkat, onu sıfat yapabiliyorsanız o sözcük adlaşmış sıfattır. Bu kadar. Bir de yapısına göre sıfatlar var. Yapısına göre sıfatları YGS olarak kısaltacağız. Eski adımız biliyorsun sınavın. Neyse. Yapım eki alıyorsa türemiş sıfat diyeceğiz. Yanık ekmek, yanmaktan yanık. Bu kadar. Yapım eki almamışsa basit sıfat diyeceğiz. İyi kitap. Ama lütfen dikkat. Birden fazla sözcükten oluşuyorsa buna yapısına göre sıfat diyeceğiz. Ağır başlı çocuk, vatansever, adam gibi. Fakat birleşik sıfatın şöyle bir ayrıntısı var arkadaşlar. Anlamca kaynaşmış olabilir. Aman dikkat. Ya da kurallı olabilir. Şimdi kurallı çok basit. Kurallı da ek olacak arkadaşlar. Mesela iki odalı ev, lığlığı eki var. Yıkık duvarlı bahçe, lığlığı. Üç günlük dünya, lıklık. Ek olacak mutlaka. Ama anlamca kaynaşmış da olmaz. Pis boğaz adam, cin göz çocuk, kül yutmaz öğretmen. Gelin arkadaşlar size dakikalarca anlatılan, kitaplarda sayfalarca yer alan bu konuyu küçücük bir taktikle net olarak bitireyim. Saniyesinde bitireceğiz.
İki sözcükten oluşuyor ve ayrı yazılıyorsa kurallı bileşik sıfat. İki sözcükten oluşuyor ve bitişik yazılıyorsa anlamca kaynaşmış. Bitti hocam. Şu ek varmış, bu ek yokmuş, bilmem neymiş falan filan. Hepsi hikaye arkadaşlar. Tekrar tekrar vurguluyorum. Aman dikkat. Ayrı yazılıyor ve ek varsa kesinlikle birleşik sıfat ayrı yazılması şart. Bitişik yazılıyorsa anlamca kaynaşmış. Bu kadar basit. Evet. Haydi hocam, derin bir nefes aldık. Enerjiyi tekrar başa sardık. Zamirdeyiz. Seri gideceğim arkadaşlar. Haydi hazır olun, arkaya yaslanalım lütfen. Zamir dedik. Diğer adının adıl olduğunu söyledik. Kelime halinde zamirler var. Kişi, işaret belgesi, soru, dönüşülük, değil mi? Kips diye bunu şifreliyoruz. D'yi de katarsanız saygı duyarız. Ek halindeki zamirlerse iyilik ve ilgi zamiri. Kişi zamiri dediğimiz şey ben, sen, o, biz, siz, ondan ibaret. Ama burada benim, senin, onun, bizim, sizin, onların da kabul ettiğinizi unutmayınız. Çok çok ötesinde o sözcüğüne dikkat. O ev size oldukça uzak. Hangi ev o ev? İşaret sıfatı. O dışarıda kaldığı için bayatladı. Ha, bayatlamaktan bahsediyor. Onun o ifadesinin insan olma ihtimali yok. Doğal olarak işaret zamiri. Dikkat. O bizimle küsmüş. Ha, bu her şey olabilir. Tabii ama burada bariz bir insanı kastettiğimizi anlıyoruz. O zaman oradaki o kişi zamiridir. Yani o sözcüğü tehlikelidir. Cümle içerisinde insanı kastederek kullanılmışsa kişi zamiri diyoruz. Onun dışında işaret zamiri. Ama isim önüne gelip de hangi sorusuna cevap verirse işaret sıfatı. Tamam, var mı soru işareti? Yok arkadaşlar, geçtim. İşaret zamiri. İşaret zamirinde arkadaşlar o, bu, şu sözcükleri de kabul ama daha çok bu sözcüklerin ek almış hallerini göreceksiniz. Orası, burası, şurası gibi. Oraya, buraya, şuraya gibi. Tamam, çok net arkadaşlar. Hiç sıkıntınız olmasın. Ek alıyorsa bariz zamir zaten bu sözcükler. Bu sözcükler ek alıp da, yani onun, bunun vesairenin olup da, yani sıfat olur mu? Mümkün değil. Sıfat kabul edilir mi? Hayır. Ek aldığı an itibariyle artık zamirleşir. Tamam. Açıkçası buradan ayrılalı çok olmuştu. Buradan. İşte bu yazacaklarımın listesidir. Mesela buraya virgül koyarsak daha hoş olur. Bariz bir zamirdir, değil mi? Oranın nesi meşhur? Oranın, değil mi? Çok bariz bir şekilde işaret zamiri. Belgisiz zamire geldiğimiz zamansa, bu çok güzel bir sözcük derlemesi var. Bakın dikkat. Tümü, tamamı, herkes, hepsi, biri, kimisi, birkaçı, birçoğu, bazısı. Bunları lütfen kabul edin. Bakın dikkat. Bazı, birkaç ve birçok. Bunlar çok soruluyor arkadaşlar. Bazı, birkaç ve birçok. Bu üçlü sıfattır, değil mi? Belgisiz sıfattır. Ama ek alırsa bazısı belgisiz zamir. Birkaçı belgisiz zamir. Birçoğu belgisiz zamir. Bazı, birkaç ve birçok ek alırsa bariz zamir olur. Bunları lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok önemli ayrıntılar. Bazıları falan mesela, falan filan, ekmek falan, değil mi? Bu bariz bir şekilde zamirdir, bir şeyin yerini tutmuş. Ama falan kişi derse, ismin önüne gelirse artık o bariz bir sıfat olur. Tamam, çok güzel örnekler bunlar, cebinizde kalsın. Güzel bir özet, güzel bir konu tekrar yapıyoruz. Soru zamiri. Soru zamiri ne hocam? Şimdi soruya vereceğimiz cevabın zamir olma şartı var, onu biliyoruz. Mesela sana tüm bunları kim anlattı? Ali ya da o. Bakın verdiğiniz cevap isim ya da zamirse, onu zaten söylüyoruz. Bakın soruya vereceğiniz cevap İsim veya zamirse soru zamiri vardır diyoruz. Tamam, isim ya da zamir. Mesela bu akşam nereye gitmeyi düşünüyorsun? Oraya, buraya, şuraya. Cevabımız zamir, bariz soru zamiridir. Var mı soru işareti? Yok hocam, geçtim. İyilik zamiri ve ilgi zamiri. İyilik zamiri demek iyilik eki demek arkadaşlar. Bunu unutmayın lütfen. Kitabım. Bak, bu iyilik eki normalde ama bunu aynı zamanda iyilik zamiri de diyoruz. İlgi zamiri dediğimiz şey ise ki arkadaşlar. Zamir yapan ki yalnız, bunu unutmayın. Mesela seninki bugün yoktu. Seninki derken Ahmet, Mehmet, Ayşe, neyse. Yani arkadaşın. Oraninki daha meşhurmuş. Oraninki derken işte Amasya'nın mı, Kırşehir'in mi artık? Nerenin yani? Ankara'nın mı, İstanbul'un mu? Benim kazağım onunkinden, onun kazağından mutlaka bir şeyin yerini tutacak. Zamir olan ki, zamir yapan ki ilgi zamiridir. Soru işareti kalmasın arkadaşlar. Ha, şuradaki adam derse artık o sıfat yapan ki'dir. O kadar da değil. Devam. Son olarak zamir konusunda bir de dönüşlülük zamirine bakacağız. Kendim ettim, kendim buldum diyor. Dönüşlülük zamiri kendi kelimesidir. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Her türlü kabul edin lütfen. Bir anlatım bozukluğu yapmaz arkadaşlar. Bakın, ben kendim yaptım derken kendim orada gereklidir. Çünkü ben yaptım derken birinden yardım almış olabilirim. Ama ben kendim yaptım dersen tamamdır artık. Sadece ben yaptım. Yani anlamsal bir katkısı vardır. Ben kendim yaptım da gereksiz sözcük yoktur. Anlatım bozukluğu yoktur arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Tamam, hepsi lazım. Peki hocam, bunun dışında bu işi ben kendim yaptım, kendisi bilir falan filan. Hepsini dönüşlüğe kabul
edebilirsiniz. Geldik zarfa hocam. Zarf en basit konulardan bir tanesi. Zarfın diğer adı belirteç, cebinizde kalsın. Nasıl diye sorarsak durumu, ne kadar diye sorarsak miktarı, ne zaman diye sorarsak zamanı, nereye diye sorarsak yer yönü, ki daha çok nereye. Soru zarfındaysa bunların hepsinin soru cümlesi olmasını bekleyeceğiz. Hadi hemen başlayalım arkadaşlar. Zarf dediğimiz şey zarfı, eylemi, eylemsiz sıfatı, her şeyi niteleyebiliyor aslında. Her şeyin önüne gelebiliyor. Dikkat etmekte fayda var. Mesela akıllı konuştu. Nasıl konuştu? Akıllı. Bak, eyleme sordum nasıl diye, değil mi? Zarfı buldum. Akıllı konuştu. Bak, burada yine zarf var. Ne kadar akıllı? Çok akıllı. Bu sefer de akla sordum. Yani zarfa soruyorum. Zarfa soru soruyoruz. Doğal olarak zarfa sorduğumuz zaman da zarfa alabiliyormuşuz. Akıllı konuşarak, arak erek, eylemsi, nasıl konuşarak akıllı, eylemsiye de sorabiliyormuşuz değil mi sorumuzu? Ya da akıllı öğrenci, akıllı sıfat, ne kadar akıllı, en akıllı ha sıfatı da soru sorabiliyormuşuz. Aynı sözcüğü kullandım ki kafanıza daha çok netleşsin diye. Bazen fiile, bazen fiilimsiye değil mi? Bazen sıfata, bazen ise zarfa sorarak neyi öğrenebiliyormuşuz? Zarfı öğrenebiliyormuşuz. Ama ben size hemen burada bir anlatımın tadını çıkartarak yürüteyim hocam sizleri. Daha çok eyleme soracağımızı unutmayınız. Hatta %99.9 sınavda zarf gelirse eylem bulup eyleme soru sormanız soru yapmanız için yeterli olacak arkadaşlar. Hadi zarf dedik, durum zarfına bakalım. Hemen şöyle bir iki örnek konuşalım, geçelim arkadaşlar. Bizi çok konu bekliyor çünkü. Eylemi nasıl diye soracağız. Ne diyor? İstemediği bu durumla karşılaşınca hiddetle karşılık verdi. Nasıl karşılık vermiş? Hiddetle. Budur arkadaşlar. İsme nasıl diye sorarsanız sıfatı, eyleme nasıl diye sorarsanız zarfı alırsınız. Bunu da lütfen unutmayınız, tamam. Yer yön zarfı arkadaşlar. Yer yön zarfı nereye gibi sorulsa da aslında sorumuz nere sorusudur. Ek almama şartı var. İleri geri, öte beri, içeri dışarı, aşağı yukarı sözcükleri yer yön zarfı olacak. Asla ek almayacak. Mesela hep birlikte aşağıya indik. Bu yer yön zarfı değil. İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum. Yer yön zarfı değil. İleri geri konuştum. Yön ifade etmiyor. Yer yön zarfı değil. Biraz aşağı in. Hah. Bak, aşağı ifadesi ek almamış, yön belirtiyor. Bariz yer yön zarfı. Ya da yukarı çıkın. Bakın, ek almamış, bariz yer yön zarfı. Geri gelmeyi, bariz yer yön zarfı. Ek almama şartı var. Ek alırsa isim olurlar değil mi? Miktar dedik, ölçü ya da azlık çokluk zarfı da diye de bilinir. En ifadesi çok sık kullanılanlar arasında en üstünlük zarfı ya da derecelendirme zarfı diyorlar. Ene cebinizde kalsın arkadaşlar. Ne kadar sorusunun cevabı? Mesela biraz dinlenelim, 3-5 dakika şurada oturalım diyor. Ne kadar dinlenelim? Biraz. Ne kadar sorusunun bariz cevabı. Zaman, ne zaman sorusu. Bu da çok basit arkadaşlar. Mesela diyor ki sınıftan az önce ayrılmıştı sanki. Ne zaman? Az önce. İşte zaman zarfının en net göstergesi. Burada şu ayrıntı çok önemli arkadaşlar. Mesela diyor ki akşam eserlerin ana temasıdır. Akşam burada isimdir. Çünkü herhangi bir eylemin zamanını belirtmiyor. Ama eserlerini akşam yazardı. Yazmak eyleminin zamanı, ha, akşam ne zaman yazardı? Akşam ne zaman diye sormak zorundasınız. Aman dikkat. Böyle çok basit görünüyor. Bu kısımları geçiyoruz. Ne zaman, nasıl, ne kadar deyip, ama aman dikkat. Orası önemli. Yani o soruyu mutlaka sormalısınız. Ne zaman ana temasıdır falan diyebilir miyiz? Hayır. Eyleme bile soru sormuyoruz zaten. Aman dikkat. O yüzden isim kabul ettik. Evet, soru zarfına baktığımız zamansa bize soru cümlesi olarak gelecek, cevabımız zarf olacak. Mesela senin daha ne kadar bekleyeceğiz? 3 saat bekleyeceksiniz. 3 saat orada zarftır. Doğal olarak sorumuz da soru zarfıdır. Ödevlerin ne zaman biter? Yarın biter. Yarın verdiğimiz cevap zarftır. O zaman bu da soru zarfıdır. Var mı soru işareti? Yok. Bakın dikkat. Ne sözcüğü? Az önce söylemiştim sıfatta. Hangi anlamındaysa sıfattır. Neden, niçin anlamındaysa soru zarfı kabul edilir. Bunun dışında soru zamiridir arkadaşlar. Lütfen unutmayınız. Tekrar ediyorum. Ne sözcüğü? Neden, niçin anlamındaysa, ne bakıp duruyorsun falan derse, bakın üçüncü örnekte ne sözcüğü neden, niçin anlamındaysa soru zarfı kabul edilir. Bunu da lütfen unutmayınız. Var mı soru işareti? Yok. Şimdi biraz daha seri gideceğiz artık çünkü edat, bağlaç, ünlem daha hızlı geçilebilecek konular. O zaman hadi başlayalım arkadaşlar, bakalım burada neler olacak. Haydi şimdi edatlara bakalım. Edat dedik diğer adıyla, ilgeç dedik. Bir sürü edat var tabii ama çok sık kullanılanları var bunlar içerisinde. Mesela için edatı, göre edatı, kadar edatı, gibi edatı, bunlar çok fazla kullanılıyor. Ya da ancak. Bunun dışında tabii ki den, beri, erağmen, e karşı, e doğru, bunların hepsi edat olarak kullanılacak. Ama gelin isterseniz neleri bilmemiz lazım, biz onlardan bahsedelim. Mesela gibi edatı, nerede görsen edat, sıkıntı yok ama görevleri önemli. Bak, demir gibi bir bileği vardı. Nasıl bilek? Demir gibi bir bilek. Yani sıfat görevinde. Ya da sözleri ateş gibi işliyordu. Nasıl işliyordu? Ateş gibi. Ha, burada da zarf görevinde. Gibi 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 arkadaşlar. Cümle içerisinde farklı görevlerde kullanılabiliyor.
diyorlar. Mesela kadar için de bunu örnekleyelim. Bir gül kadar narinsin diyor. Bakın burada bir benzerlik anlamı var. Gül kadar, gül gibi anlamı katmış. Ya da sabaha kadar çalıştık. Zaman anlamı katıyor gibi gibi gibi. Tamam, bu tarz anlamlarda katabilir. Mesela için edatı neden sonuç anlamı, amaç sonuç katabildiği gibi bu sorular için kaç para verdin? Ya bu sorulara karşılık olarak kaç para verdin? Ha, ona karşılık anlamı katıyor. Sevdiklerimiz için çalışmalıyız. Sevdiklerimiz uğruna, uğruna anlamı katıyor gibi gibi gibi. Tamam, bunları da hazır olmanızda fayda var. İle sözcüğü var. İle sözcüğüne zaten hazırız. İle sözcüğünü daha çok Leyla şeklinde göreceksiniz. Bu i'nin düşmüş halini göreceksiniz ama fark etmez. İle'yi çıkartıp yerine v koyduğumuzda eğer oluyorsa, doğruysa biz ona bağlaş diyeceğiz oradaki ile. Eğer V koyduğunuzda olmuyorsa ona edat diyeceğiz. Mesela yanında annesiyle ablasını, annesi ve ablasını oluyor bağlaç. Okula gelirken hayret de etrafına bakınıyordu. Hayret ve etrafına bakınıyordu. Olmuyor. Edat bu kadar. Tamam, en güncel hali, son dakika hali budur. Gerisi tamamen hikayedir. Yani yüzyılda bildiğiniz bilgi işte. Edat cümleden çıkarsa anlamsızlaşır, bağlaç çıkarsa anlamsızlaşmaz demişiz. Böyle küçük bir tanımsal fark göstermişiz ama çok da lazım değil arkadaşlar. Şunu sadece burada hatırlatalım. Soru edat olan mımi mumi de çok sık sorulmadığı için gözden kaçabilir. Dikkat edin arkadaşlar, çok çok önemli. Mımi de bir edattır, soru edatıdır. Çok dediğim gibi sorulmadığı için kullanılıyor ama çok fazla gelmediği için gözden kaçabilir. Aman dikkat. Bağlaca baktığımız zamansa bağlaç biraz daha geniş bir yelpazeye sahip arkadaşlar. Ama fakat ve ile oysa ki de eğer veyahut falan fistan değil mi? Karşılaştırma bağlaçları da var. Hem hem, ne ne, ya ya gibi. Daha onlarca bağlaçtan bahsedebiliriz. Gelin neleri konuşacağız onlara bakalım. Mesela diyor ki duygu ve düşüncelerini yazıya döktü diyor. Burada V bağlacı sıralama göreviyle kullanılmış. Ya da ya beni de götür ya sen de gitme. Eşdeğerlik anlamı yani. Ya bunu yap ya bunu yap. İkisi de eşdeğer. Tercih etme anlamı katmış. Ya da bilgisayar ya da tablet. Yine bir tercih etme anlamı var. Çok tembeldi ama sınavı kazandı. Karşıtlık şöyle yaptı ama şöyle oldu. Gibi gibi gibi. Bağlaçların da bu noktada görevlerini bilmenizde fayda var. Fakat tabii ki bu kadar değil. Yani şunları bilip de hani ezberleyip de işi bitireceğiniz bir durum değil. Bunların hiçbirine bakmanıza gerek yok. Sadece bir iki tane ha böyle bir görevi varmış, şöyle kullanılabiliyormuş demeniz yeterli. Çünkü sınavda tamamen farklı bir örnek gelecektir. Doğal olarak orada bu görevi neydi falan diye düşünmek zaman kaybettirecek. Tamamen şıklar arasındaki ilişkiyle çıkaracaksınız. A, B, C, D bunları şık olarak düşünelim. A şıkkında ha duygu ve düşünce. B şıkkında atıyorum işte şu ve şu, ha hep böyle bir sıralama ya falan deyip diğer şıkka gidebilirsiniz. Yani anlam ilişkisiyle çıkacak bir durum bu. Şıklar arasındaki ilişkiye göre çıkacak. Anlam ezberleyerek, buradaki görevleri ezberleyerek yapılabilecek bir şey değil arkadaşlar, onu söyleyelim. Evet, ki bağlacı biz zaten arkadaşlar ki'nin yazımını, yazım kurallarını konuştuk. O yüzden burada hiç girmeyeceğim. Hangisi ayrı yazılır, neler var, hangisi bağlaç. Şöyle ekran görüntüsü belki alınabilir ya da bakılabilir durdurup. Şöyle bir durmuş olayım bir iki saniye. Tamam. Zaten biz bunu bağlaçta, daha doğrusu yazım kurallarında konuştuk. Bunu geçtim. İse bağlacı. Bak bunu çok bilmiyor olabiliriz arkadaşlar. Eğer şart anlamı katmıyorsa bağlaçtır. Katıyorsa şart kipidir. Nasıl yani? Çok çalışmışsa başarılı olur. Yani çok çalışırsa aslında. Yani burada bir ne var? Şart anlamı var. Bayağı bildiğin şart gibi. Bununla işimiz yok ama kar başladı. Okul ise çok uzakta. Okul ise derken burada şart anlamı yok. Buradaki ise bağlaçtır. İsenin de böyle bir görüntüsü var. Cebinizde kalsın arkadaşlar. D bağlacı. D bağlacını da yine yazım kurallarında konuşmuştuk. Ben burada şunu hatırlatacağım arkadaşlar sizlere. Mesela yalnız sözcüğü. Yalnız ifadesi sadece anlamında kullanılırsa edattır. Bunu unutmayalım, tamam? Sadece anlamında kullanılmışsa. Eğer ama fakat anlamında kullanılmışsa onu kesinlikle bağlaç kabul ediyoruz. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, ünlem dedik arkadaşlar. Ünlemi de çok iyi biliyorsunuz zaten. Ey, ah, tüh falan filan gibi artık. Ey nasıl bir ey ünlem diye. Ey, evet çok daha doğru oldu. Eyvah, güm, şit falan filan diyor. Mesela bizim şit dediğimiz şey. Şöyle bir yazılım yok arkadaşlar şit falan diye. Böyle bir yazılım yok. O hişt diye yazılıyor. Tamam, bizim şit dediğimiz şey. Neyse, çok önemli değil. Zaman zaman cümle bazında da görebilirsiniz. Mesela yeter artık gibi. Ya da çık dışarı gibi, yardım edin gibi, komşular gibi gibi gibi. Tamam, bütün mesele bundan ibaret. Ünlem tek başına kullanıldığı gibi cümle bazında da kullanılabiliyor imiş. Bazen de ünlemlerin artık ünlem değerini kaybedip isimleştiğini göreceksiniz. Nasıl yani hocam? Mesela ahlar vahlar içinde sağdan ayrıldı diyor. Ahlar vahlar ifadesi artık ünlem değil, isimdir çünkü larlar eki almış. Artık o ah vahdan çıkmış. Tamam, suyumuzu yudumlayalım. Evet. Kalemimizin rengini bir morartalım. Şöyle bir geçiş yapalım hocam. Evet. Heh.
Ha o da kaçıyordu son an. Evet. Geldik eylemi arkadaşlar. Derya deniz bir konuya başlıyoruz. Sahide herkes arkasında bir aslansın hocam. Çok çok önemli bir konudur. Şimdi arkadaşlar isim sıfat zamir zarf. Edat bağlı üçünden her şey geride kaldı. Sıra geldi eyleme. Eylemi halletmemiz lazım. Eylem önemli. Geniş bir konu. Çünkü aman dikkat edin diyeceğimiz bir son konu. Eylemin diğer adı fiil. Karşımıza çatıyla gelebiliyor. Kiple gelebiliyor. Eylemsiyle gelebiliyor. Eylemli yapı veya ek eylemle gelebiliyor. Daha çok eylemsiyle geliyor. Ama hepsi sorulmuş ve sorulmayan müsait başlıklar arkadaşlar. Aman dikkat. Tamam mı? Çok çok önemli. Her konunun bak aşağıda da söylemişim. Her konunun, her başlığın önemli olduğu bir konu arkadaşlar. Aman dikkat. Öncelikle eylem nedir'in üzerinde çok kısa bir duralım. Biliyorsunuz iş kılış, durum ya da oluş ifade eden sözcükleri eylem olarak adlandıracağız. İş kılış dediğimiz şey başına onu gelen ifadeler. Onu yazdı, onu bilmiş, onu sorduk, onu görmüş gibi. Durum eylemi dediğimiz şey onu gelmeyen ifadeler. Onu durdum, onu bitti, onu geldiniz, onu güldük değil mi? Oluş dediğimiz şey ise zamanla gerçekleşen eylemler. Çok güzel bir tanım arkadaşlar bu. Genelde hani kendiliğinden diyoruz. Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Mutlaka bir havanın, suyun vesairenin bir şeyin mutlaka etkisi vardır. Ama zamanla gerçekleşme ifadesi oluşu çok güzel özetliyor. Beyazladı, yaşlandı, büyüdü, uzadı. Bir anda olan şeyler değil bunlar. Zamanla olan şeyler. Aman dikkat, onu da oluş eylemi kabul ediyoruz. Yani gelmez de. Yani ne bileyim hani şöyle saçma sapan bir şık olursa D şıkkında atıyorum. Dördüncü cümlede oluş eylemine yer verilmiş. Alakası bir şey gelirse diye korkarım. O yüzden eylemin tanımını yapmış olduk. Tamam. Var mı soru işareti? Bence yok. Eylemde çatı arkadaşlar. Çatı gayet basit. Anlatımla tabii ki bu iyice basitleşecek. Anlatıma göre zorlaşacak. Ben gayet net basit bir anlatım yapacağım. Şimdi öznesine göre sorarsa etken edilgen diye bakmanız yetecek. Aslında dönüşlü ve işleşte var ama bu ikisi yetiyor arkadaşlar. Nesnesine göre de yine geçişli geçişsiz diye bakmanız yeter. Ettirgen oldurgan da olsa yani fena olmaz ama sorulursa geçişli geçişsize bakmanız zaman kazandırır size konuşabilirsem. İsim cümlelerinde çatı aranmaz. Bu bilgiyi de söylemiş olalım. Çünkü başlığımız eylemde çatı arkadaşlar. Aman dikkat. Yani mutlaka eylem olacak. Eylem cümlesi olacak. İsim cümlesiyle yani yüklemi isim olan defter, kalem, masayla işimiz yok arkadaşlar. Aman dikkat. Bunu da tekrar tekrar vurgulayalım. Geldik hemen bunun anlatımına. Şimdi etken dediğimiz şey işi yapanın belli olduğu şey. Nasıl yani hocam? Mesela anlatılan konuları büyük bir dikkatle dinledik. Kim o? Gizli özne de olsa işi yapan belli. Etken dediğimiz şey bu. Sözleri anlaşılmayınca sinirlendi. Kim o? Öğretmen. Çatı konusunu heyecanla anlattı. Kim? Öğretmen. Bu. Ama etkende arkadaşlar etken eylemde L, N ya da Ş. Yani öznesine göre çatıda çatı ekleri var ya edilgenlik, dönüşlülük, işte işleşlik falan. O eklerden herhangi biri olmayacak. Olursa onlara girecek zaten. Hani olduğu an ya dönüşüdür ya edilgendir ya da işleştir deriz. Bu L, N ya da Ş. Herhangi bir çatı eki olmayacak. Etken çatılı eylemde. Tamam. Gayet net arkadaşlar. Gayet anlaşılır. Peki edilgen neydi? Edilgen de arkadaşlar bakın dikkat. Edilmek. Biri tarafından yapılmak var. L ve N eklerinden birisi mutlaka olacak. Adında gizli zaten. Dediğim gibi edilgende edilmek. Birisi tarafından yapılma anlamı var. Konu büyük bir stresle anlatıldı. Anlatmaktan anlatıldı. L ekimiz var mı? Var hocam. L ekimiz var. Birileri tarafından yapılmış mı? Evet bunu da çok rahat anlıyoruz. O zaman anlatıldığı eylemi edilgen çatılı bir eylemdir. Bu kadar basit. Bakın sözde özne vardır demişiz. Evet edilgen çatının olduğu cümlelerde öznelerin tamamı sözde öznedir. Bunu da unutmayın. Veya anlaşıldı. Anlamaktan anlaşılmak. Temizlemekten temizlenmek gibi. Tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Peki. Dönüşlü. Dönüşlüye baktığımız zamansa yine ne ya da L ekini arayacağız. Yine adında gizli. Az önce de edilgen için bunu söylemiştik. Dönüşlü de iş yapan belli arkadaşlar. Burada böyle bir durum var. Mesela kardeşim yarınki düğün için süslendi. Süslemekten süslenmek. Bak burada ne ekini görüyoruz değil mi? Hemen aklımıza edilgen mi dönüşlü mü sorusu gelecek. Cümleye bakacağız. İş yapan belli mi? Evet kardeşim tamamdır dönüşlü diyeceğiz. Edilgen de biliyorsunuz iş yapan belli değildi. Az önce görmüştük hep birileri tarafından anlamı var idi. Tamam burada zaten söylemişim. Bir de şöyle küçük bir ayrıntı arkadaşlar. Yani %90 geçerli olacak güzel bir taktik bu. Edilgen ile dönüşlü çatı eylem karışabilir demişim. Edilgende daha çok insan dışı varlıklar özne. Evet yani işte konu anlatıldı, kaldırım temizlendi. Edilgende insan dışı, kaldırım, defter, sıra, masa gibi varlıklar genelde özne olur. Şeyde ise dönüşlüde ise arkadaşlar kardeşim, annem, babam falan gibi insanlar görürüz. Burada böyle küçük bir ayrıntı var. Ben %90-95 diyorum ama %100 bunu çok rahat uygulayabilirsiniz. Elimizde kapak olduğuna göre suyumuzu yudumladık demektir. Peki hocam ne demişiz? Ha dönüşlü eylemle ilgili soru tarzından bahsetmişim.
Aşağıdakilerin hangisinde işi yapan aynı zamanda yapılan işten etkilenir gibi bir tanım sorusu gelebilir. Evet, dönüşlü eylem böyle de sorulabiliyor arkadaşlar, dönüşlü çatılı. Aşağıdakilerin hangisinde işi yapan yaptığı işten aynı zamanda etkilenir falan gibi. İşte dönüşlü eylemin mantığı da bu. Mesela arkadaşım tüm bilekliklerini takındı. Takınan arkadaş, bu eylemden etkilenen yine arkadaş. Yani eylem adeta kendisine döner. Çok uzattık hocam bu konuyu. İşteş, meslektaş, vatandaş, yani aynı vatandan, aynı meslekten, aynı işten, işteş, aynı işi yapan. Ha tamamdır. Şey eki arayacağız arkadaşlar. Karşılıklı ya da birlikte anlamı da katacak ikisinden biri. Selamlaşmak karşılıklı. Tartışmak. Tartmaktan tartışmak biliyorsunuz. Karşı tarafı tartıyoruz tartışırken. Öyle bakma yani. Doğal olarak burada da şey ekimiz var. Ya da yazışmak gibi şey eki olacak. Karşılıklı ya da birlikte anlamı taşıyacak. Tüm bunların dışında savaş, barış, güreş ve yarış örnekleri istisnai 4 örnektir. Burada ek olmadığı halde, şey eki olmadığı halde bunları işteş kabul ediyoruz. Hani savaşmak kelimesini belki savmaktan savaş deriz ama diğerlerini iş şeklinde açmamız mümkün değil. Doğal olarak biz bu dördünü de bir kabul ediyoruz. Savaş, barış, güreş, yarış. Bunları işteş eylem kabul ediyoruz. Ama şey eki olmadığı halde. Geldik nesnesine göre. Geçişli dediğimiz şey şu arkadaşlar. Eğer bir eylemin başına onu ifadesi geliyorsa geçişlidir. Boş verin tanımını, nesne alabilir alamaz falan bile. Geç onları. Onu yazmıştı, bitti. Onu çözdü, onu buldu. Bitti arkadaşlar. Bütün mesele bu. Bakın ne demişim sonunda. Cümlede nesne olup olmaması önemli değil. Bütün mesele onu gelip gelmemesi. Geçişsiz de gelmez mesela. Onu durdu. Olmuyor geçişsiz. Onu bitti. Geçişsiz. Bu kadar. Tamam. Eylemi bulacağız. Başına onu getireceğiz. Ettirgen neydi hocam? Ettirgen de mutlaka T, tırtır ya da R eki. Yani T, R ya da tırtır. Mutlaka bu üç ekten birisi olacak. Köküne ne getireceğiz? Bakın şöyle gösterelim hemen. Yazdırdı. Buradaki örneği hemen şöyle taşımış oldum. Önce köküne onu getireceğiz. Onu yazmak oluyor. Sonra da ek almış haline. Onu yazdırmak o da oluyor. Bu zaman bu diyoruz ki ettirgen eylemdir. Yani hem köküne hem de ek almış haline onu geliyorsa, kısacası artı artıysa, ettirgendeki şu TT'ler var ya, onlar bize onu hatırlatır. Bak burada söylemişim. Artı artıysa biz buna ettirgen diyoruz. Mesela onu çözmek artı oluyor. Onu çözdürmek oluyor. Tamamdır, tamamdır. Ettirgendir bu, değil mi? Bu kadar basit arkadaşlar. Başına onu geliyor, gidiyor falanla uğraşmıyoruz. Köküne onu gelecek, sonra da ek almış haline. Her ikisi de oluyorsa ettirgen. Eğer, bakın dikkat, oldurgan ise bir eylem, ona neye bakacağız? Bakın ne diyor? Durdurduk. Hemen şuraya taşıyayım yine. Biraz daha büyütmüş oluyorum. Dikkat. Onu durmak olmuyor. Onu durdurmak oluyor. Eksi artıysa da buna oldurgan diyoruz. Tamam. Artı artı ettirgen, eksi artı oldurgan. Aklınızda lütfen böyle kalsın. Geldik ek eyleme. Ek eylem dediğimiz şey idi, imiş, ise ve tırtırın kullanımı arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Tamam. İdi, imiş, ise ve tırtır. Çok nadiren ek eylemi iken şeklinde görürüz. Çok nadir. Yani mesela işte yanındayken oradaki ek eylemdir arkadaşlar. Oradaki ken zarf fiil olamaz çünkü yan isimdir değil mi? Yan yanı. Bazen böyle de görürüz. Şimdi güzel idi diyor mesela. Güzel isim. İsme gelmiş yüklem yapmış. Kötüymüş. Kötü isim. İsme gelmiş yüklem yapmış. Geldiyse burada geçmiş zamanı şartı birleşik zaman yapmış. Ya da yapmıştır. Burada herhangi bir şey yapmayacak. Tırtır burada bildirme eki olarak da geçecek. Cebinizde lütfen kalsın. Unutmayın lütfen. Ek eylem ya isme gelir yüklem yapar. Ya fiile gelir birleşik zaman yapar. Ve daha da önemlisi tırtır diye de bir ek eylemimiz var. Tırtır ek eylemi bildirme eki olarak da geçer. Cebinizde lütfen kalsın. Peki nasıl buluyoruz hocam ek eylem var mı yok mu? Gelin ona bakalım. Mesela baktı. Bak idi diyebiliyor muyuz? Yani açıp da sözcüğü idi imiş ise ile okuyabiliyor muyuz? Hayır, o zaman yok burada. Ama süstü. Yani kapıdaki bir süstü. Süs idi. Ha oluyor. O zaman burada ek eylem var diyoruz. Tamam, bunlar ibaret. Yani idi imiş ise ile mutlaka açarak okumalısınız. Burada da görevlerini şöyle özetlemişim arkadaşlar. Ek eylemin görevleri mesela hasta ifadesi isimken hastaymış. Artık yüklem olmuş. İsme gelir yüklem yapar. Yapıyor idi. Şimdiki zamanın hikayesi. Yani fiile gelir birleşik zaman yapar arkadaşlar. O da cepte kalsın. Çok güzel bir ayrıntı var. Yüklemi isim olan cümlelerde ek eylem var diyoruz arkadaşlar. Yani olmadığı halde var kabul ediyoruz. Mesela o sınıfın en iyi öğrencisi. Cümle böyle bitmiş. Biz bunu öğrencisidir gibi kabul ediyoruz. Yani yüklem arkadaşlar eğer isimse kesinlikle orada ek eylem vardır diyoruz. Tamam, en sevdiğim ders diyor mesela, bitti.
ders tir demek istiyor aslında. Yani tır tir var kabul ediyoruz. Bunu lütfen unutmayınız. İsim cümlelerinde ek eylem vardır. Bir de burada bakın tır tiri hatırlatmışım sizlere. Zaman anlamı katabilir vesaire demişim ya da kesinlik anlamı katabilir demişiz. Aynı zamanda tır tir eki ile ilgili şu ayrıntıyı da söylemişiz. Demişiz ki ek eylemin geliş zamanı olarak da biliniyor. Cebinizde lütfen kalsın arkadaşlar. Peki eylemde yapı. Eylemde yapı dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Basit türemiş bileşik. Bak bir sözcük eylem. Sözcüğün yapısı sorulursa basit türemiş bileşik diyorduk zaten. Baktım. Yapım eki yok. Basit eylem. Morardı. Mordan morarmak. Yapım eki var. Bileşik eylem. Yapabildi. Bilmek. Birden fazla sözcük var. Türemiş eylemdi bu az önceki morardı. Bu bileşik eylem. Tekrar söylüyorum yanlış olmasın. Basit eylem. Görmüştüm. Bak. Görmüştüm. Şimdi netleşiyoruz. Yapım eki var mı? Yok. Basit eylem. Uçurmuş. Uçmaktan uçurmak. Hah türemiş. Belki az önce bir bileşik demiş olabilirim ola. Uçurmuş. Uçmaktan uçurmak. Yapım eki var. Türemiş. Ben buna tık atarken gözüm burada olduğu için. Birleşik eyleme baktığımız zamansa yaza durmak. Yazmak ve durmak. Birden fazla sözcük var. Birleşik eylem. Şimdi oldu. Mor. Morarmak. Bak yapım eki var. Türemiş eylem. Gayet net. Devam hocam. Şimdi basit eylemi örneklemişim. Çizmiş. Yapım eki yok. Basit eylem. Gittik. Yapım eki yok. Basit eylem. Silmişti. Yapım eki yok. Basit eylem. Bu kadar hocam. Türemiş de örneklerim lütfen. Hadi gelin bir de ona bakalım. Mesela sevmekten sevinmek. Türemiş. Yakmaktan yakılmak. Türemiş. Şöyle bir ayrıntıya girmişim. Çok lazım değil ama. Ha bazen yansımadan türemiş olabilir. Fıstan fısıldamak falan gibi. Ya da fiil kökünden. Silmekten silinmek. Ya da isim kökünden. Ottan otlamak gibi. Tamam. İsimden, fiilden ya da yansımadan da türeme olabilir. Cebinizde kalsın sadece. Şimdi birleşik eylemde şu başlıklar önemli arkadaşlar. 3 tane başlığımız var. Kurallı birleşik eylem, anlamca kaynaşmış birleşik eylem ve yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem arkadaşlar. Şimdi kurallı da biliyorsunuz kural dendiği an ek aklımıza gelecek. Yeterlik ebilmek, tezlik ivermek, sürerlik egelmek, durmak ek almak, yaklaşmadaysa e yazmak var. Anlamca kaynaşmışta bütün deyimleri kabul edebilirsiniz. Yardımcı eylemle kurulanlardaysa etmek, eylemek, olmak ve kılmak. Aslında edilmek gibi. Olunmak falan gibi bir sürü yardımcı eylem var ama sınav formatında 4 tane yardımcı eylem işleniyor. Kurallı birleşik eyleme baktığımız zaman yapabildi mesela. Yeterlik fiili. Yapamam da öyle. Çünkü yapabilirimin olumsuzu biliyorsunuz. O da yeterlik kabul ediliyor. Alıver mesela. Tezlik eylemi. Bayıla yazmak. E yazmak. Yaklaşma. Yaza dur. Eylem sürsün sen. Yaz. Sürerlik eylemi gibi. Cebinizde kalsın. Anlamca kaynaşmış birleşik fiillere baktığımız zaman sen dile gelmek. Artık konuşmaya başlamak. Baltayı taşa vurmak. Allah yanlış bir iş yaptık değil mi? Havayı yakmak. İşte sevdalanmak, sevmek vesaire. Gözden düşmek, değer kaybetmek falan fistan. Yani hocam kısacası. Bildiğimiz deyimler. Bunların hepsi anlamca kaynaşmış. Çünkü ne yakmanın anlamı kalmış ne de abanın anlamı kalmış. Farklı bir anlam ifade etmiş. Peki etmek olmaklara baktığımız zamansa tedirgin etmek, sabretmek. Ya da seyreylemek, kabul eylemek, değil mi? Eylemek örneğine bakmak gerekirse. Ya da işte olmak ve kılmak, hasta olmak, mest olmak ya da kılmak, yetkili kıldığı, mümkün kıldığı, değil mi? Bunların hepsi çok rahat kabul edilir. Fakat burada şöyle bir ayrıntıya değinmişiz. Altın değerinde bir ayrıntı arkadaşlar, çok iyidir. Hani şu etmek olmak var ya, ne zaman yardımcı eylem, ne zaman değil? Biz bunları hep karıştırıyoruz. İşte bunu nasıl ayırt edeceğiz? Sizin bu bahçe kaç para eder? Aman dikkat. Eder ifadesi, olmak, kılmak vesaire. Tek başına anlam ifade ediyorsa yardımcı fiil değildir. Yardımcı eylem değildir. Mesela burada kaç para eder derken para etmek gibi düşünmemelisiniz. Yanlış yaparsınız o zaman. Para etmek değil. Burada eder ifadesi tutarı değerine. Kaç para eder, kaç para tutar. Ne kadar değer değil mi? Değer tutar anlamı kattığı için yardımcı eylem değildir. Aman dikkat. Ama kısa bir süre sonra orada olurum. Hani orada olurum. Ha bu da gerçi dışında bir örnek değil mi? Acaba dedim hani birini öyle mi vermişim? Orada olurum, varırım. Orada olmak gibi kabul etmiyoruz bunu da tabii ki. Orada olurum, oraya varırım, orada bulunurum. İki örnekte arkadaşlar ek eylem. Şimdi bu etmek olmak eylemini daha doğrusu yardımcı eylem olmadığı örneğidir. Cebinizde lütfen kalsın. Tamam ikisi de yardımcı eylem değil. Ama hasta oldum derken olmak kelimesi tek başına anlam ifade etmiyor. Hasta olmak ha şimdi oldu. İşte ona yardımcı eylem diyoruz. Tamam tek başına anlam ifade ederse yardımcı eylem değildi. Uzattın hocam sen suyunu bir iç. Suyumuzu bir içelim. Evet 19.26 baya ilerlemiş. Evet eylemsi fiilimsi sıfat fiil ortaç demişiz. İsim 19.26 dedim bu arada ben kaçıncı parça bu ya?
virgülü konu aralarında genelde durdurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Mesela eyleme geldim, durdurup bir nefes alıp şöyle soluklanıp tekrar basıyorum. Ya yani arada bir 3-4 saniye duraksayarak gidiyorum. Bu 4. parça falan herhalde. 19-26'dan kastım ama 19 dakika 26 saniye 4. parça neyse. Eylemsi, fiilimsi, sıfat fiil, isim fiil ve zarf fiil arkadaşlar. Dikkat, sıfat fiili biliyoruz. Ortaçtı, anası, mezar dikecekmiş. Bunun dışında arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nda bir de ır-ir şeklinde bir sıfat fiili. Kibar cebinizde kalsın. Mesela yapılabilir konular, ır-ir konular bak yapılabilir konular. Gidilir yerler, ır-ir, oradaki ır-ir de yine sıfat fiili ekidir unutmayınız. Anası mezar dikecekmiş cepte. Sıfat fiili Ortaç'tan hatırlayacağız, Serdar Ortaç'tan. Ortaç, S Ortaç, sıfat Ortaç cebinizde kalsın diğer adı. İsim fiili zaten biliyoruz. Ad eylem bayağı birebir çevrimi zaten. Bu sıkıntısız, mayışmak. Zarf fiil ise ulaç ya da bağ fiil olarak da bilinir. Kenyalı Asiye, Emma'dan ince ip arakladıkça. Bunu da böyle biliyoruz. Bunun dışında maksızın, meksizin, dığında, diğinde, remez, casına, cesine gibi ekler olduğunu da hatırlamakta büyük fayda var. Sıfat fiil ortaça baktığımız zaman arkadaşlar mesela sararmış yaprak, bitmez derdim, işte yıkılası dağlar gibi örnekler göreceksiniz. Yani illa böyle bir tamlama kurma zorunluluğu yok. Hemen ona bakacağız arkadaşlar. Mesela çok gezen bilirmiş. Buradaki an eni, gezendeki an eni. Bakın buralar çok önemli arkadaşlar. Eylemsizden sonra %100 gelecek. Çok dikkat lütfen. Çok gezen bilirmiş derken an en. Buradaki an en sıfat fiil ekidir. Ama sıfat tamlaması falan kurmamıştır. Veya tanıdık. Ama bir türlü çıkaramıyorum. Tanıdık birisi. Gibi. Tamam. Tamlama kurma zorunluluğu yok. Bu örneklere dikkat demişim arkadaşlar. Burada da mesela gittiğimizi diyoruz ya. Ya da yaptığının. Bu dığı değilleri, dıktikleri. Dığında diğinde zarf fiille karıştırmayın diye özellikle söylemişim. Ya da yakılacak, acak ecek, diyecek, acak ecek. Bunları da gelecek zamanla karıştırmayalım diye hatırlatmışım sizlere. Tamlama olmayanlar çok soruluyor diye de yetinmemişim. Bir çok önemli bilgiyi de aktarmışım arkadaşlar. Tamlama olmayan yani yukarıdaki örnekler. Çok gezen bilirmiş. Çok gezen insan demiyor bak. O zaman sırıtır çünkü. Tamlama olmayan örneklere dikkat etmenizde fayda var. İsim fiile baktığımız zaman onunla konuşmak, çıkmak, okuyuş, kazma mı? Dedim ama şimdi bazı sıkıntılarımız var. Mesela kazmayı işaretledim ama hemen orada durdum. Çünkü kazma bir şeyin adı olmuş artık. Veya dondurma gibi. Kalıplaşmış ad olabilir arkadaşlar isim fiilde. Sıfat fiilde de var. Mesela dolmuş. O aracın adı artık içi boş da olsa biz dolmuş diyoruz. Oradaki mışmış sıfat fiil ekidir ama artık kalıplaşmış isim yapmıştır. Bu da önemli. Onun dışında kazma dondurma gibi, ekmek çakmak gibi artık neyse artık. Doğal olarak bir şeyin adı olursa biz onları kalıplaşmış ad kabul ediyoruz. Kalıplaşmış isim diyoruz ona. Eylemsi kabul etmiyoruz. Onun dışında makmekler, işler falan her türlü yapıştır isim fiil olur hocam. Zarf fiile baktığımız zaman okumadan mesela ağlayarak şunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Zarf fiili bulurken ne zaman sorusu ya da nasıl sorusu olmazsa olmaz sorulardandır. İşte nasıl çıkması ağlayarak çıkması. Ne zaman işte konuşur konuşmaz. Nasıl ilerliyorduk bata çıkar. Ne zaman gelince. Ne zaman yanındayken. Nasıl ya da ne zaman çalışıp. Değil mi bu kadar. Nasıl sınava girdi çalışıp sınava girdi. Bu. Ne zaman ve nasıl soruları zarf fiili buldururken baya bize fayda sağlar arkadaşlar. Burada çok önemli bir dikkatim var. Tam orada söyleyecektim az önce ama notta verdiğimi tahmin ettim. Bu örneklere dikkat demişim. Bakın arkadaşlar şimdi bu konuşmadan çok önemli şeyler aldık diyor. Şimdi öğrenci madan medeni görür görmez tamam zarf fiil diyor. Oysa ne zaman ya da nasıl sorusuna cevap var mı? Yok. Bu konuşmadan yani aslında kelimemiz konuşma ondan sonra da danden gelmiş. Yani isim fiil eki var arkadaşlar burada madan meden falan yok. Nasıl anlayacağız hocam? Dediğim gibi nasıl ya da ne zaman diye sorman lazım. Cevap veriyorsa ancak onu ne yapacağız? Zarf fiil kabul edeceğiz. Mesela bizimle konuşmadan gitti. Nasıl gitti? Bizimle konuşmadan. Ha oradaki madan meden kabul. Tamam. Bunu da lütfen unutmayınız. Başka neler söylemişim hocam? Zarf fiil eki alan söz grubu sıfat olarak kullanılmış. E tamam yani bardaktan boşanırcasına yağıyordu diyor. E tamam burada hiçbir sıkıntımız yok. Yukarıda olur olmaz iş demişim. Ha bu örneği vermişim. Nasıl iş olur olmaz iş. Mesela remez zarf fiil ekini almış. Tamam sıfat olarak kullanılmış. Bunu söylüyor. Ya da mesela bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Bu ek çok kullanılmıyor. Dikkat et diye bu örneği vermişim. Bardaktan boşanırcasına, casına cesineye çok hakim değiliz arkadaşlar. Genelde ası esiyle karışabiliyor sıfat fiil ekiyle. Yıkılası ev mesela. Ası esi sıfat fiildir orada. Ama casına cesine örneği verilirse zarf fiil kabul edilir. Buna da dikkat etmenizde büyük fayda var. Şurada bunu söylemişim. Yukarıda da bunu. Yani olur olmaz iş derken remez. Bu bildiğiniz zarf fiil eki tamam. Ama burada nasıl iş olur olmaz iş sıfat yapmış diyor sözcüğü. Bu da önemli bir ayrıntı. Cebinizde lütfen kalsın hocam. Evet burada da bazı yine fiilimsilerle ilgili ayrıntılar var. Çünkü fiilimsiler önemli arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş gidelim isterseniz. Ne diyor mesela? Ağaçtan düşmek üzere olan yemişleri topladık. Yememiş olmadığı için kalıplaşmış addır. Hah
Bir de şu var arkadaşlar. Mesela ben dondurma, ekmek, çakmak, kalıplaşmış isim dedim ama kalıplaşmış isim olduğunu nasıl anlıyoruz? Bunu söylemedik. İşte tam zamanı. Mesela yemişleri yememiş diyemiyoruz değil mi? Yememişleri toplamadık. Ya da dondurma yedik. Dondurmama yedik. Hayır. Mame alıp da tekrar olumsuz olmuyorsa o kalıplaşmış isimdir artık. Tamam? Bunu unutmayınız. Veya geçmiş herkes için bir ders kaynağıdır. Geçmemiş diyemeyeceğimiz için, burada o anlamı katmayacağı için bu da yine zaman anlamı ifade, zaman anlamı diyorum, kalıplaşmış isim ifade ediyor. Ya da depoların dolma konusunda, ha dolmama oluyor demek ki bu eylemsi. Bakın dikkat, depoların dolma konusunda sorunu yok, dolmama konusunda sorunu yok, oluyor dolup dolmama. O zaman buradaki mame eylemsiymiş, tamam. Ama yukarıda bakın dikkat, annem bugün dolma yapmış, dolmama yapmış olmuyor. Yani mame gelip de olumsuz yapamıyorsak arkadaşlar o artık kalıplaşmış isimdir. Annem bugün dolma yapmış derken oradaki dolma kalıplaşmış isimdir, eylemsi değildir. Ama depoların dolma konusunda sorunu yok derken buradaki dolma işte bayağı bildiğiniz bariz eylemsidir. Tamam. Var mı soru işareti? Yok. Peki. Geldik eylemdekipe. Bakalım eylemdekipte neler olacak? Evet. Eylemdekipe baktığımız zaman neler olacak? İki başlık göreceğiz. Haber kipi ve dilek tasarlama kipi arkadaşlar. Dilek şart, dilek istek değil. Lütfen dikkat. Dilek dediğimiz kipler gereklilik, istek, şart, emir. Haber dediğimiz şey ise şimdiki, gelecek, geçmiş falan. Onların şekillenmiş halini geçiyorum arkadaşlar. Buraya geçelim tamamen. Yani bunları kullanımı çok zor değil, sıkıntılı değil. Burada hiç problemimiz yok. Basit birleşik zamanı bilelim. Yani yoksa geliyorum, gidiyorum, gidiyorsun falan bunlara gerek yok. Basit zaman, birleşik zaman. Biz bunu bileceğiz kiplerde. Mesela tek kipe kalmışsa basit zamandır. Gezdi. Bak bir tane görülen geçmiş zaman iki. Basit zamanlı. Bakmış. Duyulan geçmiş zaman iki. Bitti bir tane. Ya da gelecek. Acak acak. Gelecek zaman iki. Gibi gibi bir tane kipeki varsa ona basit zaman diyoruz. İki tane kipeki varsa ona da birleşik zaman diyoruz ki bu lazım. Şimdi mesela geliyordu, yor, şimdiki zaman eki, dı değil yani ek eylem gelmiş ama biz ne diyoruz ona? Geçmiş zaman. Yani bir şimdiki zaman var, bir de geçmiş zaman var. Doğal olarak iki tane kipeki var. Bu kesinlikle birleşik zamanlı eylem. Birleşik zaman yerine birleşik çekim, basit zaman yerine basit çekim gibi ifadeler tercih edilebilir. Hazır olmanızda fayda var. Genelde kullanırlar onu. Peki nasıl adlandırıyoruz? Eğer ikinci kipeki dı ile bitiyorsa hikayesi diyoruz. Mesela şimdiki zamanın hikayesi gibi. Ya da çözecekti. Gelecek zamanın hikayesi gibi. İlk zamanı okuyup ikinci hikayesi diyoruz. Dığı ile bitiyorsa. Mışmış ile bitiyorsa eğer, iki tane kipeki var ve mışmış ile bitiyorsa rivayeti diyoruz. Bakacakmış, acak ecek gelecek zaman, mışmış ile rivayeti. Gelecek zamanın rivayeti gibi. Tamam. Ya da işte bulurmuş, geniş zamanın rivayeti. Gelseymiş, şart kipinin rivayeti gibi. Eğer iki tane kipeki var ve ikincisi sase ile bitiyorsa şartı diyoruz. Ne diyor? Sorarsa gelecek zaman, geniş zamanın şartı gibi. Tamam. Gelirse geniş zamanın şartı. Bakacaksa gelecek zamanın şartı gibi gibi gibi. Tamam. Var mı soru işareti? Yok. Hah, burada söylemişiz. Burada söylemişiz hocam. Basit zamanlı eylem için basit çekimli eylem dendiğini, bir kepik, bir kipeki olacağını konuşabilirsem, birleşik zamanlı eylem için birleşik çekimli eylem dendiğini ve iki kipeki olacağını söylemişiz. Evet, kip demişken kip kaymasını da hatırlatalım. Kip kayması için zaman kayması, zaman zaman da anlam kayması dendiğini unutmayınız. Kip kayması bir anlatım bozukluğu değildir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Her sabah spor yapıyorum diyor mesela. Yor eki şimdiki zamandır ama burada genel olarak yaptığı bir şeyi söylüyor. Yaparım demek istiyor. Bir kip kayması var. Önümüzdeki yaz o arabayı alırız. Normalde alırız derken burada geniş zaman eki var ama önümüzdeki yaz diyerek gelecek zamanı ifade etmiş. Doğal olarak burada da bir kip kayması var. Kısacası zaman ekleri asıl görevlerini yapmıyorsa orada zaman kayması, kip kayması ya da anlam kayması vardır diyoruz. Cebinizde kalsın. Anlatım bozukluğu olmadığını da bir daha söylemiş olduk. Evet, cümlenin ögelerine geçmişiz. Bitirmişiz yani hocam. Olay bitti hocam. Sözcük türlerini tek video yapma nedenimi bir daha söylemiş olayım. Uzun bir konudur. Eğer bunu isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç gibi ayırırsam bir konu anlatımına döner. Daha da önemlisi 3-4 gün sürer. Çok az bir zaman kaldı. Ciddi az bir zaman. O yüzden tek videoya sıkıştırmaya çalıştım. O zaman yarınki başka bir videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.